Edebiyat Doktoru'ndan herkese merhabalar. Bu dersimizde Milli Edebiyat Dönemi ile ilgili soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 5. kısımdayız. 49. soruda kalmıştık. Parçada bir sanatçı tanıtılmış bize. Bakalım. Günler kısaldı kanlıcanın ihtiyarları bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları. Burada bir şiirini vermiş sanatçının. Aruzu kullanarak böyle yalın bir dille şiirler yazan geçmişi ve bu geçmişin kültürünü yücelterek ele alan İstanbul'un geçmişinin sembolü olarak aziz bulan şair hatta Aziz İstanbul adlı eserinde belki hatırlamışsınızdır okurken soruyu. Kimi zaman Parnasyen manzaralar çizdi, kimi zamansa şiirsel duygularından söz etti. Zaten bu Parnasyen'i biz daha önce Tevfik Fikret'te örnek vermiştik ve Türk Edebiyatı'nda bir kişi daha var demiştik. Yahya Kemal Beyatlı zaten eserinde Aziz İstanbul demiştik. Devam edelim. Yani cevabımız Yahya Kemal fakat öğrenelim. Parnasen manzaralar çizdi, kimi zamansa şiirsel duygularından söz etti, hiç romanya'da hikaye yazmadı. Kısa düşünce yazıları varsa da şiir onun asıl edebiyat verimidir. Yüzünü Osmanlı'nın şanlı geçmişine dönüşü, onu kimi çevrelerde bir simge isme dönüştürdü. Demek ki Yaya Kemal Beyatlı önemli bir şair buradan anlıyoruz. Burada Aziz İstanbul'dan da bahsediyor, örneğimizi verdi. Parnasyenleri doğuracağımız Yaya Kemal Beyatlı'dır. Evet ya Kemal'le başladık. Dönem sorusu. Hangileri milli edebiyat döneminin özelliklerinden değildir? Halka doğru hareketinin bir sonucu olarak hikaye ve roman İstanbul'un artık dışına çıkıyor. Konu Anadolu'ya yöneliyor. Bu doğrudur. Yazarların çoğu gerçekçi ve doğalcılık dediğimiz naturalizmin etkisinde eserler veriyor artık. Doğrudur. Köy enstitülerinin kurulmasıyla artık toplumun bu arkadaşlar yanlış bir ibare. Çünkü, çünkü bu köy enstitüleri Cumhuriyet döneminde kuruluyor. Üç numaralı bilgi yanlış. Düz yazının bütün türlerinde özellikle tiyatro alanında eserler. Hayır, özellikle öykü türünde demesi lazım. Bu da yanlış. Tiyatro o kadar önemli olmuyor. Cevabımız 3 ve 4 olması lazım. Evet, Halide Edip ile ilgili güzel bir soru. Dikkat edin. Hangisinde Halide Edip'in romanları yukarıdaki sınıflandırmaya uygun bir sırayla hatta ben o sırasını yapmışım. Bir bakalım ne diyor burada. Halid Edip'in romanlarını konu bakımından bireysel konuların işlendiği romanlar, milli mücadele konu romanlar ve toplumsal konuları işleyen romanlar olarak ayırabiliriz. Demek ki sırasıyla istediğine göre önce bir bireysel temalı romanı söylemesi lazım. Milli mücadele ve toplumsal, mesela milli mücadele, ateşten gömlek, vurun kahpeye gibi eserler verilebilir. Handan adlı eseri bireysel, ateşten gömlek, milli mücadele, seviye talip, toplumsal demiş. Seviye Talip Handan Sinekli Bakkal demiş. Mesela burada orta kısımdan daha kolay bulabilirsiniz. Milli Mücadele Ateşten Gömlek isminden bile belli. Vurun KP olabilir. Ateşten Gömlek. Yani A, C ve D seçenekleri arasında kalırız. C seçeneğine baktığınızda mesela ateşten gömlek burada bir daha yazılmış. Bu milli mücadele C seçeneğini eleyebiliriz. Geriye A ve D seçeneklerimiz kaldı. İkisinde de handan var. Handanla başladı. Ateşten gömlekle de devam etti. Özellikle arkadaşlar sinekli bakkal toplumsal konuların işlendiği önemli bir töre romanıdır deriz. Ve doğru denizli olur. Yukarıda A seçeneğindeki seviye talip ise kadın duyarlılığını işlediği romanlardır. Bireysel tema diyebiliriz. Bu soruda bize boşluk doldurma verilmiş. Bakalım. Aslında tanzimat edebiyatıyla nokta nokta arasında büyük farklar yoktur. İkincisi birincinin ardından geldiği için onun kimi acemiliklerini yenilemeyen daha başarılı ürünler vermiştir. Yani ikincisi derken şu ikincisi buradan kast ediyor arkadaşlar. Birincinin ardından geldiği için derken aslında tanzimattan sonra gelen servet-i fününden bahsediyor. Yani bizim birinci boşluğumuz servet-i fünün olması lazım. Zaten bir şık tavuğa bakalım. Yani devam edecek olursak onun kimi acemiyetleri iyilemeyen yani burada sertifini anlattığı aynı şekilde nokta nokta ile Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki edebiyatımız da ortak bir çizgi izlemiştir derken buraya da tabii ki de milli edebiyat demesi lazım. Evet şıkkımız doğru arkadaşlar. Cevabımız edebiyatı cedide ve milli edebiyat olması lazım. Bir sonraki soruda yazar eser eşleştirmesi sorulmuş bize. Bakalım. Beyaz Lale, Ömer Seyfettin'in önemli hikayelerinden, Yezid'in Kızları, Halit Karay'ın, Halide Edip Adavar'ın Yeni Turan adlı eseri. Bu Fatih Harbi arkadaşlar yanlış, yanlış eşleştirilmiş bu. Peyami Safa'nın bir eseridir. Doğru cevap D olacak. Reşat Nuri'nin de Akşam Güneş adlı eseri doğrudur. Fatih Harbi adlı eser Peyami Safa'da önemlidir. Doğu Batı çatışması konu olarak hala işlenmeye burada devam ediyor. Evet güzel bir soru arkadaşlar. Hangisi bu parçada boş bırakılan yere getirilemez? Bakalım kim anlatılmış bize? Aruz ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde sembolizm akımının etkileri görülen Ahmet Haşim. Fecati'nin önemli bir şair Ahmet Haşim'den bahsetmiş. Demek ki bir tane şıkkımız Ahmet Haşim'in şiiri değil. Ahmet Haşim nokta nokta şiirinde yaşamın sona ermesinden duyulan üzüntüyü derken aslında bir günün sonunda arzuyu buraya ekleyebiliriz E seçeneğini. Nokta nokta şiirinde çocukluğunun geçtiği ve özlediği yeri anlatmıştır o belde şiirinde. Akşamın kızıl rengin, akşamın kızıl rengin, güneşin ve su temasının bol bol yer aldığı şiirlerini topladığı şiir kitabına Göl Saatleri adını veren şair hep doğanın sessizliğini dinler, merdiven şiirinde de doğayla baş başa kalmanın verdiği huzuru anlatır. Deyi de eklediğimiz zaman burada sessiz gemi dışarıda kalır ki sessiz gibi Yahya Kemal Beyatlı'nın da önemli bir eseridir arkadaşlar. Bu soruda ise hem milli edebiyat hem de Yahya Kemal birlikte sorulmaya çalışılmış. Dikkat edelim. Hangileri, ışıkları koymadım anlatacağım. Hangileri Yahya Kemal'in şiirleri için söylenemez. Fakat değişik bir şey anlatıyor. 1914 yılında başlayan bir hareketle ulusal kültüre dönüş olarak nitelendirilebilecek ürünler veren sanatçılar yani burada aslında milli edebiyatçılardan bahsediyor. Bunlar doğal günlük konuşma dili. E, Yaya Kemal'de de vardır doğal bir dil. Şiirlerin çoğunda hece ölsünü kullanarak evet milli edebiyatçılar şiirlerin çoğunda hece ölsünü kullandı fakat Yaya Kemal sadece ok şiirinde kullandı. Yani çoğunda diyemeyiz. Yani ikincisi Yaya Kemal için söylenemez. Yahya Kemal tarihsel konulara önem verir, milli edebiyatçılar da önem verir. Üç söylenir, bir söylenir ve ulusal konulara yer veren şiirler yazılır. Biçim ve içerik bakımından her şeyin ulusal olduğu bu dönemde eski kültürün etkisinde kalmadı demesi e, yanlış. Bu Yahya Kemal için söylenemez. Çünkü eski kültürün etkisi kendisinde vardır. Yani burada iki ve e, dört Yahya Kemal için söylenemez. Güzel bir sorular arkadaşlar. Dikkat edelim. Hangisi yukarıda söz edilen anlayışla yazılmış bir şiir değildir? Anlayışa bakalım. Milli Edebiyat döneminde bazı sanatçılar toplumcu sanat anlayışıyla halkın sorunlarını, halkın yoksulluğunu, kusurlarını ve kahramanlıklarını samimiyetle dile getiren şiirler yazmışlardır. Halkın sorunları, yoksulluğu. Şimdi baktığınızda birçok dönem yazar, Ben yani Milli Edebiyat, Beşece, Yaya Kemal sanki burada sorulmuş gibi şıklara baktığınızda. Çünkü Küfe'de Mehmet Akif, Seyfi Baba'da, Han Duvarları'nda Faruk Nafiz, Çamlıbel, fer Ersoy Çanakkale şehitlerinde halkın yoksulluğunu, sorunlarını, kahramanlıklarını işler. Fakat Açık Deniz şiirinde biz yukarıdaki anlayışla yazıldığını söyleyemeyiz. Hatta şiiri göstermek isterim. Şiire baktınız Yaya Kemal'in şiiri. Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum, her lahza bir alev gibi hasretle duyduğum, kalbimde vardı Bayrun'u behbat eden melal, gezdim o yaşta dağları, hülyam içinde lal, aldım Rakofça kırlarının hür havasını, duydum akıncı cetlerimin ihtirasını. Yani soruya dönecek olursak Küfe, Seyfi Baba, Çanakkale Şehitleri Mehmet Kifin Handuvarları Faruk Nafiz'in, Açık Deniz Yaya Kemal'in buradaki anlayışta yazdığı bir şiiri değildir. Evet bu da bir tür sorusu. Hangisi türü bakımından farklıdır? Milli edebiyatta arkadaşlar tür deyince genelde roman veya gezi şeklinde bize karşılaştırma isterler. Anadolu notları Reşat Nuri'nin önemli bir gezi eseridir. Mesela Damga'da e, romandır. Aynı şekilde Reşat Nuri Güntekin'in kısaltılarak yazmak gerekirse yani bunlar Reşat Nuri Güntekin. Tatarcık hal edip adı varın romandır arkadaşlar. Sodom ve Gomorra da romandır. Yakup Kadri'nin. Sinekli Bakkal bu da romandır. hal edip adı varın. Burada farklı olarak türe baktığınızda hangisi olur? Roman gezi yani Ando notları türü farklıdır. Evet milli edebiyatla ilgili çokça soru sorduk. Fakat şunu sormadık. Hangisi aydınlar arasında milli edebiyat akımını başlatan etkenlerden değildir? Yani neden milli edebiyat akımı başladı? Dördü bunun sebebi birisi değil. Bulun bize diyor onu. Milliyetçilik akımı ile ayaklanan azınlıklarla yapılan savaşın aydınlar arasında evet aydınlar arasında tepkiye yol açması sonucu ulus olma bilincinin uyanması milli edebiyatı doğurmuştur. Bu bir sebeptir. 19. yüzyılda Avrupa'da pozitif bilimlerdeki gelişmelerin son hızla devam etmesi ve Osmanlı Devleti'nin bunun gerisinde kalarak dağılma noktasına gelmesi. Yani arkadaşlar aslında burada Osmanlıcılık fikir akımının da çöküşünü anlatıyor. Bu da bir sebeptir. Avrupa'dan gelen milliyetçilik akımının Türkleri de etkilemesiyle milli tarih sevgisinin ve tarih araştırmalarının artması ki mesela köprülüğü söylemiştik bu da bir etkendir Mehmet Fuat Köprülü. Mehmet Emin Yurtakul'un milli duyguları harekete geçiren 1897 yılında yazdığı Cenge Giderken şiirinin Emin Bülent Serdaroğlu'nun Osmanlı'yı yok etmeye çalışan Avrupa'ya düşmanlığını ilan ettiği kin şiirinin toplum üstündeki etki uyandırması. Hatta bu kin şiirinin Victor Hugo'nun arkadaşlar bunu yeri gelmişken de anlatalım. Kaynaklarda görmüyorum. Mavi Gözlü Yunan Çocuğu diye bir şiiri vardır Victor Hugo'nun. Türk-Yunan savaşı sırasında Yunan tarafını övdüğü bir eseridir. Emin Bülent Serdaroğlu da bu esere karşılık kin şiirini yazar. Bu da milli edebiyatın oluşmasını sağlayan sebeplerden birisidir. Son yüzyılda iyice popüler hale gelen halk şairlerinin yeni şairler üzerinde etkili olması ve onları aruzdan uzaklaştırması milli edebiyatın oluşmasının sebeplerinden birisi değildir. İlk dört madde çok önemlidir parçada bir yazar tanıtılmış kim bakalım. Romanlarında toplumumuzun tanzimattan günümüze değin geçirdiği aşamaları, çalkantıları göstermeye çalıştı. Hepo şarkıda Abdülaziz dönemini, bir sürgünde 2. Abdülhamit dönemi ve Jön Türkleri, şu an iki eser verdi bize Hepo şarkı ve bir sürgün adlı eseri. Sodom ve Gomorra'da mütehareke dönemi İstanbul'un yozluk ve çöküntülerini işlemiştir. Bu Sodom ve Gomorra'yı daha önce de söylemiştik. Lanetlenmiş diyarlardır. Bu İncil'de geçiyordu galiba Kudüs tarafında bir yerde. Yakup Kadri de bu Sodom ve Gomorra'yı İstanbul'a benzetir. Çünkü mütehareke döneminde İstanbul'da da ahlaksızlıklar üst düzeydeydi. Cevabımız Yakup Kadir olacak. Dersimizin son sorusunu çözüyorum. Parçada boş bırakılan yere hangi şairimiz. Bunlar elbette şair. Bakalım kim bu? Hecenin beş şairinden birisi olan nokta nokta. Şiire birinci dünya savaşı yıllarında aruzla başladı. Ününü hece ölçüsüyle yazdı. Sanırım bir beş hececi değil mi? Gözleme dayanan lirik şiirleriyle özellikle de han duvarları. Evet bu daha önce üniversite sınavlarında soruldu. Han duvarları hatta bir tane daha duvarları gibi bir eser var. Han duvarları, zindan duvarları, Bunlar önemli çoban çeşmesi gibi eserleri. Şiirleriyle kazanan sanatçının çok sayıda şiir kitabı, tiyatro eseri ve bir de romanı var demiş. Faruk Nafiz Çamlıbel'den bahsediyor. Han duvarları, zindan duvarları. Beş en önemli şairidir kendisi. Bir sonraki soru çözümümüzde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.